Seni bana ayırdım, bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce kafam yanıyor. Öyle de güzeldi gözlerin, bıraksan içine bir kendini. Tutuştur içine, çek beni yavaş yavaş. Öyle de güzeldi gözlerin, bıraksan içine bir kendini. Tutuştur içine, çek beni yavaş yavaş. Herkese merhaba dostlar. Yeni bir videoda ben ve dostum Cafer karşınızdayız. Uzun zamandır istenen bir şarkıydı. 2'ye 10 kala bütün İstanbul biliyor. Artık yapalım şunu dedim. Güzel, değişik bir arpeji var. Çok zor değil ama güzel gerçekten. Bir de kapatmalı bir ritim çalacağız. Çok zorlayacağını zannetmiyorum. Akorları da nispeten kolay. Hadi isterseniz daha fazla sözü uzatmayalım ve dersimize geçelim. Evet, parça dedik ya, arpejli başlıyor. Değişik güzel bir arpeji var dedim. Nispeten kolay. Şimdi La minor akoruyla başlıyor şarkı. Ve şöyle bir arpeji varmış, bakın. Bakın ne yapıyor bakalım. Şimdi normalde biz baş parmağımızda kök sesi vurduktan sonra 3 parmakla da en alt 3 tel çalarız. Değil mi? Bunda baş parmakla şu 5. teli vurduktan sonra 4'ü de çalıyor. Baş parmakla 5 ve 4. telleri çalıyor ve şöyle yapıyor. Bakın ritmin, arpejin ritminde de bir aksaklık var. Yani dın dın, yani şöyle değil. Bu değil. Sonunu gördünüz değil mi? Dın dı dı. Yapıp arkasından da tak diye sesi kesiyorum. Yani hop, sesi tak diye kapattım. Aynı şekilde mesela sol majörü geçiyor. Bu sefer de en üst teli, yine en üst telden başlıyorum. Yani en üst tel ve bir altını baş parmakla çalabilirsiniz. Ben ama en üst telle 4. teli çalıyorum. Daha çok yakıştı. Bu daha güzel. Şimdi arka arkaya çalınca şöyle oluyor bakın. Tekrar. Hemen. Gördünüz mü? Şimdi bunun üzerine söylemek bir tık zor olabilir en başta ama çok zorlayacağını sanmıyorum sizi. Şimdi nasıl başlıyormuş? Şöyleymiş. Seni bana ayırdım, bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız. Bakın hep aynı, görüyor musunuz? Sesinde kuşlar uçuyor. Hep aynı iki akor. Ta ki son satırda fa majörü dönüşüyor. Ah bir de gülünce deyip kafam yanıyor. Yapacağız. Şöyle yavaş yavaş yükselmeye ne diyorduk? Crescendo diyorduk. Yani böyle bu yavaştan hızlıya doğru. Şimdi çok, yani söylerken sadece sizi zorlayacağını düşünüyorum. O yüzden önce söylemeden ekrandaki akorları... Evet, kameramızın şarjı bitti. Yeni pil takınca Cafer de geldi. Şimdi ne diyorduk? Söylemeden çalın arkadaşlar, söylemeden. Yani şöyle bakın. Ekranda akorlar var. Tekrar. İki oldu. Üçüncü satır. Yine aynı. Dördüncü satırda fa majör. Ve yaptım, bakın burada kesmedim son akorda. Yaptım ve crescendo. Diyerek nakarata geçeceğiz. Peki nakaratta ne yapıyoruz? Kapatmalı bir ritmimiz var arkadaşlar. Şöyleymiş bakalım. Öyle de güzeldi gözlerin, bırak
Baksa içine bir kendini, tutuştur içine çek. Tekrar bu sefer ölümü ne güzeldi diye devam ediyormuş sözler. Şimdi ne yaptık burada? Şöyle bir şey yaptık bakalım. Şöyle bir şeymiş bakın. Vur, vur, çek, çarp, çek, vur, çek. Okları takip edin. Vur, vur, çek, çarp, çek, vur, çek. Vur, vur, çek, çarp, çek, vur, çek. Bir de söylemeden yapalım. Okları takip edin. Yavaş çalacağım. Tekrar başa dönüyor. Yani daha önce bir bazı şarkılarda bunu kullanmıştık. Şimdi şöyle de bir şey var. Yani bunu yapmamızın sebebi ne biliyor musunuz? Parçayı biraz coşturmak nakaratta. Çünkü yükselsin diye yapıyoruz. Şimdi parçanın tamamını da kapatmalı çalabilirsiniz mesela. Ne olurmuş? Seni bana ayırdım. Bütün İstanbul biliyor. Böyle de başlardınız ama bu sefer nakaratta bir farklılık yaratamazdı. O yüzden arpej yani orijinale uygun arpej çalıp ritim şeyde de nakaratta da böyle kapatmalı bir ritim yaptığımız zaman hani nasıl orijinalde bateriler giriyor böyle bütün orkestrasyon giriyor. Biz tek gitar olduğumuza göre ne yapacağız? Kapatmayla ritmi birazcık böyle coşturacağız. O yüzden böyle bir ritim çalıyoruz arkadaşlar. Unutmayın. Farklılık yaratmak için, coşku yaratmak için, tamam mı? Şimdi nakaratı çalıyorum. Benimle birlikte eşlik edin. İsterseniz önce söylemeyin, ben söyleyeyim. Sonra da söyleyerek bana eşlik edersiniz. Evet, hadi bakalım. Son 2 3 4. Öyle bir güzeldi gözlerin. Bıraksan içine bir kendini, tutuştur içine çektin. Yavaş, yavaş bir daha. Öyle bir güzeldi gözlerin. Bıraksan içine bir kendini. Şekle çalıyorum. Şimdi bu orijinal akorları unutmayın. Benim sesime çok pes oldu bu yani bana çok kalın geldi. Normalde ben bunu çalsam herhalde şöyle 2'ye 3'e falan kapo takarım. Çok daha rahat söylerim ama sizin böyle işte kafanızı karıştırmak istemediğim için orijinalinden çaldım. Söylemeyi dert etmeyin. Siz daha güzel söylersiniz zaten. Bu şekilde çalınıyormuş. Mesela şöyle ki bakalım şöyle 3'e takayım bunu. Tamam mı? Nasıl olur bakalım? Öyle de güzeldi gözleri. Bıraksam içine bir kendimi. Tutuştur içine çek beni. Yavaş, yavaş. Öyle de güzeldi gözleri. Bıraksam içine bir kendimi. Tutuştur içine çek beni. Yavaş, yavaş. Tabii gördüğünüz gibi ben kapoyla biraz daha tizleştirince biraz daha rahat söyledim. Siz de kendi tonunuzu kapo kullanarak böyle farklı yerleri deneyerek daha rahat bir şekilde nasıl söylerim bulabilirsiniz kendi tonunuzu. Konuşamadım ama siz anladınız. Neyse parça böyleymiş. Bir arpej bir de ritim. Umarım çok zorlanmazsınız ve kolayca bu güzel şarkıyı repertuarınıza eklersiniz. Lütfen aşağıdan beğen tuşuna basmayı unutmayın çünkü beğeni sayımız çok az izlenmelerimize göre. Bu da başkalarına videoları YouTube'un önermesini engelliyor biliyorsunuz. Lütfen o yüzden beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayanlar da abone olmayı unutmazlarsa çok sevinirim. Hepinizi ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Yeni videolarda tekrar görüşürüz. Bye bye.